Şarkı 59 sizlerle. Takipte kalın. Selamünaleyküm. Şarkı denip bize sevgiler, saygılar. Sabah erken saatler. Güneşin doğuşunu çekelim diye ümit etmiştim ama yine geç kaldık. Sağlık olsun. Hava bugün çok güzel. Pırıl pırıl bir gün. Çok fazla esinti yok diyeceğim ama sahile indiğimiz zaman deniz kenarına orada her daim esinti oluyor. Esintiyi binalar falan kısmen kestiği için. Arı sokaklar çok fazla hissedilmiyor. Evet. Satılık yazısı görüyorum. Almanya'dan bir takipçim vardı. O bile yazı koymuş. Satılık diye şaşırdım şimdi. Efendim. Deniz durgun ama hafiften öyle bir minik minik dalgalar var. Şaka maka, Haziran ayı da bitti. Elimizde kaldı. Temmuz, Ağustos. Bu yaz dönemine damgasını vuracak 2 ay. 30-60 gün. Zaten Şarköy'ün de sezonu o kadar. 2 ay. Temmuz ve Ağustos. Onun dışında Şarköy kendi haliyle. Çok fazla bir yoğunluk olmuyor. Yaz nüfusu ile kış nüfusu fark ediyor. Şey köpek çıkarsa da yine sopa almış. Tepeli odaya. Bir tane yeni baton alacağım. Hem yürüyüş yaparken faydası olacak. Bir de köpek koşturursa seni. Dayı oynuyor tam sopa gerçi belli. Bu saatte süpürge yapanlar. Her yerde görmek mümkün. Erhan'ı getirmedin hocayı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyi günler yakında. Sağ ol. Geleceksin mi? Nasip abi ya. Erhan'la anlatıyoruz da. Niye anlatıyorsun? Böyle bisikletim yok abi. Yani dertli olurum gelsin. Abi büyüyünce olur. Niye olmasın? Bisiklet var bende de küçük bir bisiklet abi. Katlanan tamam sıkıntı. Tamam abi. Kiraz diye çıkmaz mı? Çıkar. Bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı da. Ben dertli olurum abi. Ben giderken abi. Niye o zaman öyle bir mümkün değil diye. Sepetli bisikleti ben oralara tepeledim. Bunaki şey katlanırlardan var. Katlanan gelmez. Yayan çıksın. Aa sen ya sanırım. Ben öyle çıktım abi. Bayağı şey var Hasan abi. Teşkilat var abi. Gel. Aa, kamera da var. Bak Eren gördün mü? Merhaba de. Merhaba. Şarkı 59 de. Şarkı 59 merhaba. Çekiyor mu şimdi? Şu an çekiyor. O niyetle çıktık ya. Hmm. Niyet önemli. Allah niyetini kabul etsin abi. Amin abi. Herhalde iyisin. İyi.
Erhan yalnız performansı düşmüş ya. Ben Erhan'a hayrandım. Erhan'a yetişemiyordum. Erhan bir sene oldu bırakalı. Lastik bir yılda ne oldu? Pazartesi uçuşa geçiyoruz. Hadi işte. Pazartesi günü aşağı kalın. Tabii. Pazartesi mi konuştuk? Perşembe mi konuştuk? Perşembe demediler mi? Pazartesi dedin yine. Pazartesi mi kaldı? Yok. 2 gün sonra işte. Yok mu 2 gün sonra? Perşembe konuştum, pazartesi için demiştim. Perşembe olmaz demişlerdi. Pazartesi günü yapacağız onu değil mi? Pazartesi mi? Öyle mi konuştuk o zaman? Ben hatırlamıyorum, unuttum çünkü. Eğer pazartesi yapacaksak, pazartesi günü aşağı kalınmıştan yukarı kalınmış. Oradan Tepeköy, Tepeköy'den Çengelli, Çengelli'den İstanbul yolu dönüş burası. Maşallah. Kısa tur. Bu kısasa iyi yani. Ne uzun tur? Gelibolu'ya falan gidiyor. Doğru. Gelibolu, Sarıoğlu. Gelibolu merkez mi abi? Merkez. Yıkılıyor herkes biz gelince. Şarkı içi tamam da oralara... Şarkı içi de zaten birçok yere gelemezsiniz. Ya. He? Yazacağız abi. Yok ben Şarköy'ün içinden bahsediyorum. Köylerden bahsetmiyorum abi. Şarköy'ün içi... Şarköy'ün içinde Ordu bisiklet de Şarköy'ün içinde beyaz banyodan şeye kadar gelemezsin zaten. Nefes nefese kalırsın. Yani Şarköy'ün içi tamam mı dışarıları maalesef. Neyse muhabbetinize doyum olmuyor. Abi görüşürüz inşallah. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Senin de. Şarköy 59 görüşürüz. İnşallah çekmiştir. İnşallah. Hadi görüşürüz. Erhan bisiklet grubumuzdan bir arkadaş Atta ve Atta ilk benim bisiklet turuna gittiğimde 4 kişiydik. Bülent vardı, Erhan vardı, Mustafa Veys vardı, ben vardım. İlk turumuzu Kirazlı'ya yaptık. Kirazlı bayırını ben yatağa çıktım. Gidiyordum 5 metre atıyordum bisikleti. O şekilde Kirazlı bayırını zorlana çıktık. O anımız var Erhan'la o zamandan beri. Zaten bir bilemedin iki turumu ne yaptık galiba Erhan ondan sonra ortadan kayboldu. Bayağı bir zaman piyasada yoktu. İşte yıllar sonra ve bu sene Erhan tekrardan ortaya çıktı. Ve bisiklet turlarımıza katılmaya başladı. O zamanlar yaklaşık 3 ya da 4 yıl ne oldu? O zamanlar bisiklet turlarımız öyle Mustafa Veys'in ricasına ya da ne bileyim Mustafa Veys'in hoşgörüsüyle gerçekleşen turlardı. Bu zaman içinde turlarımızı biz büyüttük, genişlettik. Yaz aylarında ciddi bir gruba eriştik. Bisiklet grubumuzun WhatsApp grubunda özellikle yaklaşık 40 küsur kadar sanırım arkadaşımız var. Bu arkadaşlar kimisi katılıyor, kimisi katılmıyor. Dönem içinde onlar da fark ediyor. Turlarımız keyifli oluyor. Şöyle bulutların rengine bir bakalım ya. Şu bulutlara bakın. Çok güzel görsellik arz ediyor. Neyse. Şuradan bir dönelim. Konuşmamıza devam edeceğiz. Aslında bisiklet grubumuzda bayanlar da var. Yani 19 Mayıs turuna katılan bayanlar da var. İşte nedense gelmiyorlar. Aslında bunun bayan erkeği yok. Spor spordur. Bir şekilde herkes yapabilir. Bayanlar organize olamıyorlar. Kimse yok gibi görünüyor ama halbuki birkaç bayan bayağı katılmak için birilerini bekliyor. İşte birilerine hareket gelmeyince onlar da katılamıyorlar. Nacizane olarak. Böyle biraz kısır kalıyor. Yani şu anda bisiklet turuna çıkınca 10-15 kişi kadar oluyoruz. Bir Gaziköy ya da bir başka yere gittiğimiz zaman 10-15 kişi falan grup haline gidebiliyoruz. Gayet güzel oluyor. Formalarımız var. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yani grup haline gittiğiniz zaman saygınlık görüyorsunuz. Trafikte bile araçlar sizi dikkate alıp ona göre hareket ediyor. Hatta
mutabakta grup halini gördüklerinde bize selam veren arkadaşlarımız oluyor. Konuş oluyorlar, selam veriyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir ambiyans oluyor aslında. Yapmış olduğumuz etkinlik de gayet güzel. Evet, Şarköy'de yeni bir gün başladı. İnsanlar yürüyüşe çıkmışlar. Kimisi iskelede vakit geçiriyor. Balık tutanlar falan da var. Sevgi yolundan önce Atatürk Caddesi'nden bir yukarı doğru çıkalım. Ondan sonra aşağı inip Sevgi yolunda da kısa bir tur yapabiliriz tekrar. Evet, daha saat erken Atatürk Caddesi daha uyanmadı. Yaklaşık 1-2 saat sonra falan Atatürk Caddesi'nde hayat başlar. Çorbacı Yaşar nerede diye soruyorlar hala. Ya soranlar Şarköy'ü bilmiyorlar ya da Şarköy'den bir haberler. Çorbacı Yaşar nerede? Ben bu Çorbacı Yaşar'ı soranların, nerede olduğunu soranların Şarköy'ü bilmediklerini kabul edip de söyleyip öyle bir anlatayım izahlayayım. Saatimize bakalım önce. Saat 6.47. Evet, Çorbacı Yaşar Şarköy terminalinden çıktıktan sonra belediye binasına doğru giderken sağ tarafta kalıyor. Merkez Lokantası. Gerçek ismi. Zaten kime sorsanız Şarköy Belediyesi nerede diye
söylerler şurada diye. İleride sol köşe Şarköy Belediyesi'nin olduğu bina. Evet. Şarköy Belediyesi'nin olduğu bina burası. Sol tarafı zaten yazıyor. Biraz açıktan alacağım ki görebilirim diye. Sol tarafta yazıyor zaten Şarköy Belediyesi diye. Şöyle. Şu sokağa, şu caddeye girdikten sonra Şarköy Belediyesi'nden 50 metre belki 60 metre gidiyorsun sol tarafta. Yengen de burada da bul seni de. Şey vay vay. Sana bardık diye yenge kızmadı inşallah. He? Sana bardık diye yenge kızmadı inşallah akşam. Burada da seyreder. He? Burada da görürsün. Eyvah. Ben benzetirim ya dedim. Yaşar'a benzer bu ama. Evet. Acaba dedim Yaşar mı? Sen geçen gün seni gördük. Gördün mü? Gerçekten. He. Ben seni fark etmedim ya. He? Gösterdin mi? Gösterdi mi sen yenge? Allah. Yaşarım fazla şarjım yok ama. Bana çorba verirsin herhalde sen. Senin çorbası bana verir misin? Yürü be Yaşar. Sen bizim özel müşteri. Ne yapalım sabah? Valla kelle poça içeyim bayağı dişme. Hadi bakalım. Çorba verin tabiyle geçmiş. Sana bak herkes geçmiş olsun dedi biliyor musun? Allah Allah. Allah. Okudun mu sen şeyleri? Yorum okumadın mı? Yorum okumadım. Yalnız bu arada kalp şakamaka çok türemiş ha. Dikkat edeceksin ki. Ufak bir şeydi hemen at kendini şeye. Tabii tabii. Bir komşumuz var bana diyor sen nasıl diyor araba kullandın diyor. Ya hakikaten sen nasıl araba kullanırsın ya? Baktım bir şey yok. Burasın. Evet. Hadi bir İsmail Usta'yı bir göreyim bakayım. Gör. Hadi geliyorum ben. Bulaşıkçı geldi mi sizin? Bulaşıkçı. Gelmedi mi? Uyuyor. Neredesin bulaşıkçı? Ne yapıyorsun abi? Sağ ol sen nasılsın? Hoş geldin abi. Ne yapıyorsun koca usta? İyi abi sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ben de iyi. Seni ziyarete geleyim ya. Yaşar. Yaşar'ı görüyorduk önceden ziyarete. Şimdi seni görüyoruz. Teşekkür ederiz abi. Her zaman bekliyoruz. Oo sen gene. Yakmışsın abi ocakları. Kaynatıyorsun gene bir şeyler. Tas kebabı mı? İyi sağlık sıhhatin yerinde mi? İyi abi sağ ol. Sen nasılsın? Allah aşkına. Bir çorba içeyim ben sabah sabah. Buyur abi her zaman. Kalktık uykudan. Buyur abi. Bak Yaşar almış şeyi çantasının yanına. Tabii. Sahilde gezer. Tabii. Çantası da çıkmıyor dışarı. Evet kral Yaşar. Bak bir de nasıl rahat edilmiş kollar böyle. Yelpaze gibi. Vay sen de. Orası güzel ama senin. Güzel püfür püfür. Çok güzel esiyor orası. Çantayla mı geziyor? Çantası gezmez. Altınları evde bırakma, yaşayıp da taşıyor. Kırama gidiyor. Kaç kilo altın var Yaşar? Kaç kilo altın var? Yakacağım biraz da. Evet arkadaşlar çorbamızı içelim, yolumuza devam edelim. Yaşar'ın meşhur mekanı burası. Hala soruyorlar Yaşar'ın çorbacı Yaşar'ın yeri nerede diye. Eski hükümet konağının oradayız. İşte ya Şarköy hiç bilmeyenler soruyor bunu. Hükümet konağı bilmiyorlar ya karakolu biliyor musun? Karakolu tarif etti o daha karakolu biler, Şarköy Belediyesi daha kolay. Şarköy Belediyesi'ni çünkü herkes biliyor. Evet, Yaşar'ım. Ben de bildim onu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.